Başlıklarıyla kısa kısa Sayın Valimin affına sığınarak bazı şeyleri söylemek istiyorum. Tabii ki bu yapılmayan işler sadece Valimin değil, ondan evvelki dönemlere bağlı olan işler olduğunda baştan ifade ediyor. Ereğli'nin kaymakamlık binası yok, kirada. Ereğli'nin emniyet müdürlüğü binası yok, kirada ve hiçbir hareket yok. Hiçbir hareket yok. Tersanelerde zor durumdayız. Bize tam bir destek verilmiyor. Dört gözle Sayın Bakanımızı bekledik ama 20 dakikalık yola maalesef yöneticiler buraya getirmediler. Ereğli turizmde gelişme temin edelim diyoruz. Şimdi önümüzdeki günlerde ihaleye çıkıyoruz. Eski belediye binasının olduğu yerde bir bilim merkezi yapıyoruz. Altta da tarihi hamam var. Turizm için çok önemli. Ancak Kaletepe'yi halkımızı Ereğli halkına çıkaramadıktan sonra Ereğli'de turizmi geliştiremezsiniz. Buraya geçmiş dönemlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Metin Ataç'ın şifahi emirleriyle ben gerçekleştirdim. Gelenleri, Ereğli'ye gelenleri ve Ereğli halkını Kaletepe'ye çıkarttık. Gezdirdik hafta sonlarında, cumartesi pazar günleri. Ereğli'de hala Kaletepe'ye çıkıp da Ereğli'ye bakamayan insanlar var. Yani biz turizmden bahsediyoruz ama göbeğimizin ortasına duran ve Ereğli'yi en güzel görüntüleyen Karadeniz'in, Ereğli'nin incisi Kaletepe'ye çıkma imkanımız yok. Bu imkanı vermiyorlar. Her gelen belediye başkanı bunun için uğraşıyor ama netice alamıyor. Bunu arz etmek istiyorum. Çok önemli bir konu olduğunu ifade etmek istiyorum. Göztepe'ye çıkmadıktan sonra Ereğli'ye gelsen ne olur? Turizm olur Ereğli'de. Kaç yıldan beri uğraşıyorum. Bir teleferik yaptırmıyorlar bana. Ya diyorum, bu yaşlı insanları, felçli insanları tepeye ben nasıl çıkarayım? Sağlam insan çıkarak, yürüyerek çıkamıyor buraya. Yukarıda bir mezar da var, çok önemli. Nasrullah Efendi'nin mezarı var. Buraya insanların çıkması lazım. Ereğli'de turizm falan diyorsan ilk defa Göztepe'yi, Kaletepe'yi ayarlamak lazım. Piyale Paşa Konağı'nın protokolünü belediye başkanlığı olduğum gün eski valideyle birlikte imzaladık. O günkü komutanla birlikte. Ama hiçbir hareket yok. O zaman turizme doğru giden yollar kesik demektir. Bunlara merkezde mesela ben bunların projelerini hazırladım. Karabük, Karabük'e müracaat ettik. Koruma Kurulu'na müracaat ettik. Sit alanı olduğu için izin almak gerekiyor. Her şeyimiz hazır. Arkamızdan itekleyecek birisini bulamıyoruz. Bunları elinde yapmak için. Benim yapı kayıt meselem var. Bütün vatandaşlar imar affından yararlanıp yapı kayıt belgelerini verdiler. Ama dem içerik vermiyor. 600 tane yapı kayıt aldı. Dünyanın parasını ödedi devlete. İl Çevre Müdürlüğü'ne verdi. İl Çevre Müdürlüğü kanundan bize vermesi lazım, vermiyor. Sayın Valimize götürdük, vermiyorlar. İl Çevre Müdürlüğü'ne son bir yazı yazdı. Bakanlığa soracağım, öyle vereceğim dedi. Ya bu sır mı? Senin bürondaki bir mühendislerin bilgisayarlarında var. E ben de bunları alacağım ki Ereğli'nin planlamasını yapıyorum. Planlamada Erdemir'in nerelere müracaat etmiş, kaç metre yeri var, incelemeden bunu bana gönderin diyorum. Ama tabii ki Erdemir'in sözü, ben kamu kuruluşu olmama rağmen, devlet olmama rağmen benden daha fazla geçiyor. Baskı yapıyorlar İl Çevre'ye, göndermiyorlar. Sayın Valim, bu son kurulan haberiniz yok. 1,5 ay oldu. Yazı yazdılar, yazdım. Bakanlığa soracağız, size bilgi vereceğiz dediler. Ama 1,5 aydan beri yazı gelmiyor. Ben devlet dairesinde herhangi bir daire bana yazı yazdığında 15 günde cevap vermezsem hakkımda soruşturma açıyorlar benim. Ama ben sahipsiz hissediyorum kendimi. Devlet bana sahip çıkmıyor. Erdemir zaten gücüyle Türkiye'nin her tarafından sözünü geçiriyor. Bürokraside, adliyede de, hakimde yaşıyor. Ben Ereğli halkının hakkını savunuyorum.
Hani İpos Bey'in bir derdi yok, belli bir yaşa gelmiş zaten. Ama evveli aklının hakkını bırakmayacağım. Bakın sosyal patlamalar başladı. Bugün kamyoncular ayağa kalktılar. Omsan'dan şikayet ediyorlar. Bunlar daha da devam edecek. Bu anlayışsızlık, Ereğli halkına karşı anlayışsızlık oldukça. Ereğli'ye yardım sadece 1500 tane tablet vermekte olmaz. Bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Haykırarak söyleyeceğim bundan sonra. Bakın Sayın Valim, size bir şey göstereyim. Bu yol Zonguldak yolundan başlayan ve Alapya'ya giden çevre yolu, az önce bahsettiğim mutlaka yapılması gereken diye. Şimdi Erdemir'in sahasında Çuruf Dağları oluştu. Uludağ gibi, Kartepe gibi dağlar oluştu. Aslında bulamamaması lazım, zehirli. Ereğli halkı zehirlemiyor, yazıktır bu halka. Sesi de çıkmıyor. Şimdi bunlara eritmesi lazım Erdemir. El altından bir takım müteahhitleri destekliyor. Çurukları eğitmek için ilkin Alaplı tarafında Osmanlar Köyü'nde bir yer buldular. Oraya çet raporu verdiler. Ereğli tarafında da bir çet raporu vermeye kalktılar. Ereğli'de eylem yaptık, engelledik. Daha evvel biliyorsunuz Kös Ağzı'nda termik santral yapacaktı. Büyük eylemler yaptık, vazgeçirdik. Kireçlik'te termik santral yapılacaktı. Ereğlilerle büyük eylemler yaptık, vazgeçirdik. Biz vazgeçirdik, Diyarbakır'dan bir firma yine geldi, yine buraya konuşlandı. Ve maalesef çet raporu yapılamaz diye burada evraklar elimde, Sayın Valim'in de üstüne söylüyorum, altında imzası var. Ya Allah rızası için, ben inşaat mühendisiyim. Bu çevre yolu daha yeni yapıldı. Çevre yolunun üzerine çürük tesisi yapmak için çet raporu vermişsiniz ve çet raporu yapmaya gerek yok diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Sayın Valim'in de imzası var, çok üzülüyorum. Böyle bir mühendislik cinayeti olmaz ki. Bu çevre yolu yapılsın diye her gün kürsüye çıkıp bağırıyorum. Çevre yolu yapılacak diye beklerken onun üzerine çürük ayıklama tesisleri yapmak üzere çet raporuna gerek yoktur diye buyurun maviyle gözüken ya. Saygılarımı sunuyorum. Belediye Başkanımızın biraz önce söylemiş olduğu bir konu bizi de ilgilendirdiği için burada o konuda da açıklama yapmakta fayda görüyorum. Hükümet Konağı projesi ciddi bir eksiklik. Bizim ilçemizdeki ciddi bir eksiklik. O geldiğim günden bugüne bizim üzerinde hassasiyetle takip ettiğimiz bir proje. En son 2021 yılı içerisinde temeli atılacak kuruluşlar içerisinde hükümet konağımız yer aldı. Cumhurbaşkanlığından izin alındı. Projede ufak bir tadilattan dolayı bekliyor. Tadilat da şu, biz 12 bin metrekare yer için başvuruda bulmuştuk. Hükümet konağımız tasarruf tedbirleri sebebiyle 11 bin metrekare olarak şu anda proje revizyonu yapılıyor. Zannediyorum yaz ayı gelmeden de temeli atacağız. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey bu konuda talimatları verdi. Cumhurbaşkanlığımızdan da iznini aldık. İnşallah buradayken de biz bu temeli bu hazırlığınla beraber atacağız. Yine turizm projeleri üzerinde durdu değerli belediye başkanımız. Turizm Ereğli'de özellikle son yıllarda biraz daha önem kazanmaya başlayan bir sektör. Çünkü Ereğli 1965'li yıllardan sonra özellikle demir çelik üzerine yaşamını kurmuş. Daha sonra yine o yıllarda TTK kömür üzerine kurulmuş. Ve daha son yıllarda da ülkemizdeki turizmin
gelişmesiyle beraber Ereğli'de de turizm hamleleri başlamıştır. Bizim de kaymakamlık olarak yürütmüş olduğumuz projeler içerisinde işte belediye ve diğer kuruluşlarla beraber turizm faaliyetlerini de yapmaya başladık. Biraz önce söylemiş olduğu Karatepe protokolü bana en son toplantıda verildi. Belediye personel tarafından verildi. Onu daha incelemediğimiz için o konuda da herhangi bir şey söyleme imkanımız yok. Ereğli dediğimiz zaman siz kendi kendinize yetersiniz diyorlar. Biz Ereğli olarak kendi kendimize yeteriz. Zaman zaman belki merkezi bütçeden ve Zonguldak'tan da destek almamız gerekiyor. Çünkü çıktığımızda hemen ön tarafta spor salonuna doğru görmüş olduğumuz yerde özel eğitim okulu eksikliğimiz var. Bizim 15 tane eksik projemizden bir tanesi de özel eğitim okulu değerli arkadaşlar. Bu Ereğli'nin ciddi bir eksikliği. İlde güzel bir özel eğitim okulumuz var. Gittim ziyaret ettim. Onun projesini değiştirerek inşallah buraya hayırseverler ve merkezi bütçenin desteğiyle de böyle bir okulu kazandırmak için elimizden gelen çabayı da biz burada gösteriyoruz. Tabii ki Erdemirli diyaloglar zaman zaman belki gerilme olsa da biz etle tırnak gibiyiz. Burada başka bir kuruluş yok, başka bir ilçe yok, başka bir Erdemir de yok. Yani bunu bir kere ben rahatlıkla ortaya koymakta fayda görüyorum. Çünkü biz en yakın dostuz. Benim kaymakamlık lojmanına en yakın kuruluş Erdemir. Başımız sıkıntıya düştüğünde, dozer lazım olduğunda Erdemir'den istiyoruz. Bazı ufak tefek sıkıntılar olabilir. Bunların çözülmesi için hem şahsım hem de Sayın Valimizin çabalarını biliyoruz. Bunları rahatlıkla da kendi içimizde çözebileceğimizi de düşünüyoruz. Şimdi COVID ile ilgili meseleye geldiğimizde şu anda gündemimizde iki tane konu var. Bunlardan bir tanesi aşı konusu değerli katılımcılar. Aşıda şu anda hedef kitlenin %62'sindeyiz. Bu ne demek? Yani aşı çıkmış olan kişilerin ulaşmasında bir eksiklik var. Ya da bizim bir eksikliğimiz var. Basından hasreten ricam benim şudur. Aşı olunması yönünde vatandaşlarımızla teşvik anlamında. Bakın bana aşı çıktıktan sonra 3 saat sonra ben gittim aşımı oldum. Sayın Cumhurbaşkanımız aşısını oldu. Sayın Bakanlar aşısını oldu. Ve dün açıklanan rakamlara baktığımızda gerek vefatlarda gerekse bulaşımda aşının o kadar çok faydasının olduğunu görüyoruz biz. Ama ne yazık ki insanlar akrabasının yaşaması için, bulaşmaması için çok fazla çaba sarf etmiyorlar. Vefat ettikten sonra beni telefonla arayıp helallik almak için evin önüne götürelim mi diye soruyorlar bana. Sen helallik almak için evin önüne bu yakın akrabanı götürmeye harcadığın vakti onu bu virüsten korumak için harcamış olsaydın zaten beni aramaya gerek kalmayacaktı. Bu yakının vefat etmemiş olacaktı. Aynı şeyi aşı için söylüyorum değerli katılımcılar ve basın mensupları. Aşıyı bir an önce biz Ereğli olarak olmalıyız. Ne kadar erken olursak korumamız o kadar fazla olacak. Yine bir diğer husus, vaka sayılarında ciddi bir artış var. Bu Zonguldak'taki artışta Ereğli ne yazık ki ciddi bir katkı sağlıyor. Bu bizim hoşumuza gitmeyen bir durum. Bugün sabah denetlemelerimizi yaptık. Odalarımız da bu denetlemeleri yaptılar. Ama bir şeyi de buradan üzülerek söylemekte fayda görüyorum. Eğer bu serbestlik, bu gidim devam ederse biz ne yazık ki 15 gün sonraki tabloda kırmızı olabiliriz. Ereğli ilçesi var orada. Harika. Gidilecek yer. Yani Zonguldak harika demediler, onu söyleyeyim. Yani Ereğli, hep Ereğli dediler. Ereğli'nin böyle bir avantajı var. Bu avantajı hep beraber kullanabiliriz. İnşallah bu yıl başkanım dediğiniz alanlarda hep beraber sen ben o bu demeden hep beraber el ele vererek bir ortak
payda ile hareket edersek, bu bizim Zonguldak ortak paydamız, bu bizim Ereğli ortak paydamız, bu bizim Devrek ortak paydamız, artık başka bir şey yok. Ne burada şu düşünce, bu düşünce şuna mı yarar, buna mı yarar, bunu dediğiniz zaman çıkamayız zaten. Açık söyleyeyim, ortak payda Ereğli. Yani bunu da çok fazla, tabii çok da fazla şey yapmak istemiyorum ama yani olayın olumlu tarafından bakarak daha fazla olumlu hale getirebiliriz. Demek istediğim o. Yani germe politikası bir yere kadardır ama uzun vadede sevgi politikası daha ön plandadır diye düşünüyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ama azıcık sataşma olduğu için azıcık da biz de bu yönüyle şeye girmiş olalım. Ereğli'nin problemleri başkanım bizim problemimizdir. Biz Ereğli ayrı, bilmem Zonguldak ayrı, Devrek ayrı, Çaycuma ayrı, böyle bir şey içerisinde olmayız. Her ilçemizin problemi benim problemimdir. Her ilçemizin sevinci de benim sevincimdir. Ben öyle görürüm. Dediğiniz çevre yoluyla ilgili 3 gün önce Sayın Bakan'a da briefingde dosyamızı da verdik, kendimiz de söyledik. Ancak öncelikler var tabii. Yani şimdi önceliklerde bunun şu anda devam eden, işte buradan Devrek hattımız var. Bir öncelik. Merkez Kilimli arasında devam eden bir hat var. Öncelik. İşte merkezden Devre'ye doğru giden hattın yenilenme, BSK'lı olma şeyi var. Öncelik. Şimdi bunlar varken bu olacak dersek buna kimse inanmaz. Açık söyleyeyim. Yani önce bunların bir aşamaya gelmesi gerekir. Ondan sonra tabii bir de şunu da farklı yani şunu da ifade etmek isterim arkadaşlar. Tabii son bir yıldır pandemi dolayısıyla ekonomi yavaşladı. Ekonominin yavaşlaması demek vergi gelirlerinin de azalması demektir. Kazanamayan vergi geliri ödemiyor. Devletin ayakta durmasını sağlayan, devletin yatırımını sağlayan vergi gelirleridir ağırlıklı olarak. Şimdi bu yıl biraz sıkıntılı geçti. İnşallah şu aşılamayla beraber bu yaza kadar şu işi halledebilirsek yeniden ekonomi hareketlenir ve devletimiz vergi gelirlerini fazla alınca bundan belediyelerimizin payı da artar, diğer yatırımlar da artar inşallah. Bundan da Ereğli'miz ve Zonguldak'ımızın diğer ilçeleri, Zonguldak'ımızın merkezi daha fazlasıyla faydalanır inşallah. Bu kadar uzun konuşmayacaktık ama biraz başkanım bizi şey yaptı, tahrik etti konuşmaya. Şimdi arkadaşlar tabii pandemiye de biraz değinmekte fayda var. Kaymakam Bey söyledi. Gerçekten her gün akşam liste önümüze geldiğinde ya yüzümüz gülüyor ya çehremiz asılıyor. Ama bir ara çok iyi gülmeye başlamıştık. Bu çok pik yaptık sonra kapandık ya. Her gün gülüyorduk. Oh ne güzel 10 düştü, 20 düştü, 50 düştü, 100 düştü gidiyorduk böyle. 30'a kadar geldik. 958'den, bunu buradan söyleyeyim, 958'den ilde bir günde çıkan rakam 958'e kadar çıkmıştı. 958'den 30'a kadar düştük. 30'da da bir 10 gün aşağı yukarı kaldık. 30, 38, 36, 35. Fakat yeniden bir hafta önce yukarıya doğru hareketlendi. Şu anda 60'lardayız il olarak. Bunun 30'u da maalesef Ereğli'de. Bunu da söyleyeyim. Yani her şeye katkınız yarısı oldu gibi buna da katkınız yine yarısı oldu. Bunda da yine Ereğli halkına burada biraz daha bu alanda katkıyı istemiyoruz. Yani bunu biraz daha kısarsanız iyi olur. Bu rakamları Kaymakam Bey'in de söylediği gibi eğer bir 10-15 daha artırırsak kırmızı lab olan yani yüksek riskli iller grubuna giriyoruz. Bu sefer yeniden sıkıntılar, sokağa çıkamama, işte iş yerlerinin yeniden kapanması gibi sıkıntılarla baş başa kalırız. Bunun için dün İçişleri Bakanımızınla video konferans ile yaptığımız toplantıda stratejimizin şu yöne evrildiğini burada ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar bugüne kadar denetimler biraz güvenlik güçlerinin, kolluk güçlerinin
uhdesinde kalmıştı. Diğer alanlar buna biraz daha böyle birileri yapıyor nasıl olsa gözüyle bakıyordu. Ama bu dünden itibaren artık her oda, işte burada sanayi ticaret odamız var, esnaf odamız da vardır herhalde. Her oda artık kendi denetimini öncelik yapacak. Kapanırsa kayıp önce sizin oluyor. Yani bunu biliyorsunuz. Artık bunu yeniden kapatmayacak bir aşamada tutmamız lazım. Tabii emniyetimiz, jandarmamız yine denetimin içinde olacak. Onlar kenara çekilmiş değil ama artık belediyelerimizin zabıtası, ondan sonra sizlerin kendi içlerinizde oluşturacağınız artık denetimlerle bizim bunu öncelikle mevcut yerde tutmamız ama mümkünse sarı ve mavi iller arasına girmemiz gerekir. Bu da bizim elimizde. Bunu da istersek başarırız diyoruz.